Evet, sayın milletvekilleri, değerli halkım. Ben de Ayşegül Hanım'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Siyasi yaşantımızda, siyasi geçmişimizde ilk defa böyle iradesiz bir hükümetle karşı karşıyayız. Ve gerçekten hiçbir dönemde bu kadar irademizi teslim ettiğimiz hiçbir dönem olmamıştır. Ve ben nereye benzetiyorum şu andaki hükümeti biliyor musunuz? Aldığı talimatlarla, yaptığı protokollerle bunları kendi halkını, kendi kurumlarını itibarsızlaştırmak, kendi insanının kültürünü yok etmek için uğraşan özel bir time benzetiyorum. Askeri timler var ya, yok eder. Ona benzetiyorum. Gerçekten bu böyle. Ya her komiteden geçirilmeye çalışılan bu protokol, bu şeyler, yasa tasarıları ilgili uzman kişilerle gerekli diyalog yapılmadan alelacele bunu çözmekte de zorlanıyoruz niye, ama belli aslında ne olduğu. Alelacele Meclis Genel Kurulu'na getirilecek. Şu anda öğretmenlerimiz yollara dökülecek. Öğrencilerimiz sınavlara giremeyecek. Ve az önce bütün arkadaşlarımız da belirtti. Bu aceleyle, bu yasa tasarısıyla ne yapılmak isteniyor, o da ortada değil. Ve gerçekten diğer arkadaşlarımız da belirtti. Acele de yapıldığı için bir takım eksiklerle burada vurgulandı. Ben aynı şeyleri tekrarlamayacağım. Sosyal devlet diyorsak, sosyal devletin gereği bütün bireylerine ücretsiz ve kaliteli hem sağlık hem de özellikle eğitim hizmetini vermesi gerekmektedir. Ve bugün kamusal okullarımızın sıkıntıları, ciddi sorunları ortadayken, bu son yaşadığımız ciddi deprem olayından sonra aklımıza geldi ve binalarımızı, okul binalarımızı da kontrolden geçirdik. Ve depreme dayanıklı olmayan okulların da çoğunlukta olduğu, birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz ortadayken, ki bunu okul aile birlikleri de sürekli, geçtiğimiz günlerde basında da bunu açıkladılar. Sürekli yardımcı olmaya çalışılıyor, sürekli destek olunmaya çalışılıyor. Ve maalesef bunlar üzerine plan program yapacağımıza, işte alelacele bir yasayla buraya geliyoruz. Ve ne ilgili eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi dinliyoruz, ne sorunları dinliyoruz, ne bizleri dinliyorsunuz, olacak gibi değil. Tabii ki sadece bunlar değil. Nüfus planlaması yok. Yani şimdi bu kaos yaşanırken düşünün, önümüzde bir yeni eğitim dönemi başlayacak. Ve şu anda özel eğitim kurumlarının, özel sektörün yaptığı fahiş artışlar karşısında kaç öğrencinin kamu okullarına yönleneceği hesabı yapılmadan ve henüz yapılmamıştır. Belki tahminler yapılıyordur. Ama eminim ki şu anda örneğin 10 bin tane öğrenci veya 8 bin veya 12 bin sayısı ne isterse olsun, bu öğrenciler kamuya geldiği zaman bu öğrencilere, öğrencilerimizi koyacak sınıflarımız var mı? Okul sayımız yeterli mi? Bunların çalışmasını bir an önce bu ilgili öğretmen arkadaşlarımızla oturup değerlendirip veya hükümet olarak muhalefetle baş başa verip bunları konuşacağınıza, İşte bir takım birileri, işte dediğim gibi az önce talimat verdi diye bir an önce hiç kimseyi, insanımızı, az önce Şifa arkadaşım da söyledi, bu ülkeye bu insanlar, öğretmenler, doktorlar ve bu ülkenin insanları
bu ülkenin topraklarına tırnaklarını geçirmiştir. Siz bu insanları yok sayamazsınız. Bu insanlarla oturup diyalog içine girmek zorundasınız. Eğer bunu yapmayacaksanız zaten gideceksiniz. Bu da yakındır. Bunu da buradan söylemek isterim. Yabancı öğrenci sorunu 6 aydan fazladır, 1 yıldır konuşuluyor. Bu konuda oturalım ciddi ciddi hep birlikte tartışalım, konuşalım neler yapılabilir. Bu çocuklar bu geçtiğimiz yıl içerisinde nasıl bir eğitim aldı, nasıl diyalog içinde oldu diğer arkadaşlarıyla hepimiz biliyoruz. Öğretmenlerimiz de bunu anlatıyor. Ama belli ki bunlar gayemiz değil herhalde. Öğretmensiz eğitim olmaz. Eğer bir öğretmeni nasıl ki sağlıkta doktorsuz, hemşiresiz, yardımcı personelsiz bir sağlık hizmeti olamaz. Eğitimde de öğretmeni hiçe sayarak, öğretmeni yok sayarak, isteklerini dinlemeyerek bir yere varamayız. Yani bugün burada konuşulanlar aslında talepler çok ciddi, çok böyle olmayacak şeyler değildir. Tabii Eğitim Bakanımız burada diyaloğa girmeye çalıştığını söylüyor. Ama bu keşke o komite aşamasında bunlar yaşanmasa, ve bu kadar acele de bu yasa tasarısı meclise getirilmese ve tekrar diyalog içinde bu bilir kişi arkadaşlarımızın da bilgisi, fikri alınarak bu yasa tasarıları buraya gelse, bu eylemler de olmasa, bu insanları bu ekonomik şartlarda yollara dökmesek çok daha iyi olurdu. Tabii bu ülkede aslında şu anda çok ciddi sorunlarımız var. Şu anda ekonomi o kadar ciddi bir sorun haldedir ki, ekonomik kriz. Ve şu anda bir ay sonra dövizin ne olacağını ekonomistler de bilemiyor, öngöremiyor. Ve bu şartlarda biz ilgili kurumlarla, ilgili örgütlerle, ilgili sendikalarla oturup diyalog içinde bu işleri çözeceğimize daha fazla kaos yaratıyoruz, daha fazla sıkıntı yaratıyoruz. Ve bunları ne uğruna, ne amaçla yapıldığını da izah etmekte hem sizler hem bizler zorlanıyoruz. Yani bunu anlamakta zorlanıyoruz. Türkiye'den öğretmen getirme olayı daha önce de değinildi. Yıllardır geliyor olabilir. Ama bugünkü şartlarla 10 yıl önceki şartlar aynı değildir. Bugün benim ülkemde benim insanım birçok sayısını Eğitim Bakanımız daha iyi bilecek. Kaç tane işsiz öğretmen olduğu bu açıklansın. Ama bu rakamın çok yüksek olduğunu biliyorum. Ben rakamı şu anda net olarak söyleyemiyorum ama çok yüksek bir rakam olduğu ortada. İşte az önce söylendi, geçen yıl açılan sınavda kaç kişi müracaat etti, kaç kişi alındı, kaç kişi açıktadır şu anda. Ve biz bu insanları Türkiye'den öğretmen getirerek acaba şunu mu yapacağız? Yani biz bu insanımızı güneye mi mahkum edeceğiz? Türkiye'de onları istihdam mı edeceğiz? Yoksa başınızın çaresine bak mı diyeceğiz? Yani bu İşsiz ordusu, işsiz öğretmen ordusunun planını, programını yaparak, gerekirse Türkiye'den daha az öğretmen getirterek, gerekirse personel dairesidir, bakanlar kurulu, artık bu hükümet isek eğer, bunlara çözüm bulmamız lazım. Kadro sayısını artırmamız lazım. Bugün ülkede maliyenin nerelere para harcadığı ortadadır. Bu da ortadadır. İhale yolsuzlukları da ortadadır. Bu ülkede ne kadar kaçak olduğu ortadadır. Bu paraları toplasın. Bu paraları iyi bir muhasebeyle harcama yapsın hükümet. Ve artı değer inanda eğitime ayıralım, daha çok pay ayıralım, sağlığa daha çok pay ayıralım. Bunu yapmamız lazım. Yani bu gerçekleri göz ardı edemeyiz. Ben şeyin detayına girmeden, çünkü arkadaşlarımızın hepsi bahsetti, konuştu. Yani hangi maddede şöyle yapılsa daha iyi olurdu. İşte Bakanlar Kurulu
bunun yapacakları, işte yasaya girmesi gerekenler tek tek söylendi. Ben bunlara değinmeyeceğim. Ama yapılması gereken kamu okullarının kalitesi nasıl artırılabilir? Bunun üzerinde durmamız lazım. Niçin insanımız çocuklarını kamu okullarına götürmekten imtina ediyor? Ve şu anda mecburen ekonomik krizden dolayı tekrar geriye dönüş başlayacaktır. Ve bu bize şunu izah ediyor, şunu söylüyor. Biz artık bu ülkede kamu hastanelerinde de, kamu okullarını da çok daha iyi hizmet verir bir duruma sokmamız lazım. İnsanımızı özel okullara mahkum etmememiz lazım. Çünkü zaten bu önümüzdeki kriz döneminde buna da bir olanak olmayacaktır. Ben tekrardan Sayın Bakanı, Eğitim Bakanımızı tekrardan ben de uyarıyorum. Bu yasayı, bu yasa tasarısını geri çekin. Sendikaları çağırın, bir daha komiteye görüşün ve uzlaşır bir vaziyette daha fazla bu çocuklarımızın eğitimini engellemeden, daha fazla öğretmenimizi rencide etmeden, onurunu, haysiyetini kırmadan bunu yapın. Çünkü bu şekilde hükümet yönetilmez. Teşekkür eder, saygılar sunarım.